Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, muhakemattan ikinci makale Unsurul Belaga. Tekrar ediyorum, bu bir belaat kitabı değil ama belaatın özünü anlatan bir kitap. Dolayısıyla ilmül meani, ilmül beyan, ilmül bedi', bunlardan haberi olmayan tam istifade edemez. Hatta mantığı bilmeyen. Ama biz mümkün mertebe anlatmaya çalışıyoruz. Yedinci meseleye geldik. Bugün iki mesele okuyacağız. Kısa çünkü ikisi de. Belagatın ukde-i hayatiyesi. Belagat derken birinci derecede iki ilim akla gelmeli. Maani ve beyan. Ama lafız olarak manası bir sözün muktazai hale muvafık olması. Ama burada belagatta ilim kastediliyor benim kanaatim. Yani hayat düğümü, temeli manasına. Neymiş? Tabiri diğerle beyanın felsefesi. Yani bir açıklamada bulunuyorsun, onun felsefesi. Veyahut şiirin hikmeti ise hariciyatın nebamisi. Yani dış etkilerin bir kısım özel kanunları var yani. Bak bir misal vereyim buna. Adam baki, ifade edebildim mi? Baki, kanunun hakkında bir mersiye yazıyor. Ben keşke şair olsam, hıfzım da güçlü olsa da aynen okusam. O mersiyeden bir iki cümle okusam yani. Diyor ki, ey padişahım sen gittin diyor. Bütün ayçiçeği, çiçekleri sana hüzünden dolayı, ağlamaktan dolayı boynunu bükmüş diyor. Anladın mı? Biliyorsun ayçiçekleri olgunlaşmaya başlayınca boynu bükülür. Biliyor musunuz bunu? Bu kadarlık biliyorsunuz. Ne alakası var? Ama dış hadiseler etki ediyor kelama. Ama ne güzel bir ifade değil mi? Bütün diyor ay çiçekleri boynunu bükmüş diyor. Yani dış hadiselerin ince kanunlarına uyuyor. Nevamis kanunların en inceleri. Ve mekaisini, oradaki kriterleri temessül etmektir. Yani ona uygun gelecek yani. Ulan ne enteresan ya. Diyor ki bir şehri, bu şehir İstanbul ki bir misli bahadır. Ne diyor devamı? Neyse. İstanbul'un bir benzeri yoktur diyor. Tüm bir İstanbul için Acem mülkü fedadır diyor. Acem mülkü dediği orada Farisiler diyorlar doğru değil. Yani bütün onun dışındakilerin hepsi fedadır yani. Böyle bir. Şöyle. Hakaiki hariciyedeki dışarıda bir kısım hakikatler var. Nedir o hakikatlerden biri? Yani ne diyorlardı ona? Söyle daha biraz önceki çiçeğe. Ay çiçeği olgunlaşınca başını eğer. Çünkü ağırlık oluyor. Kanunları kıyas-ı temsili cihetiyle. O nasıl boynunu bükmüşse seni sevenler de hep boynunu bükmüş manasına. Bu kıyas-ı temsiliyi iyi ezberlemek lazım. Kardeşler, bunu kısmen özetleyeceğim ben. Biliyorsunuz kıyas deyince bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmayı ifade eden mantık, fıkıh ve dil bilimi tabiridir bu. Anlatabildim mi? Sarf ve nahivde bir kısım kaideler var. Ona göre misaller veriliyor. Buna nahvi kıyas diyoruz. Bir de mukaddimelerden hareket ederek neticeye ulaşmak var. Ona mantıki kıyas, akli kıyas, bürhani kıyas diyoruz. Bir de işte bura önemli. Bir akıl yürütme şekli olan şer'i veya fıkhi kıyas var. Anlatabiliyor muyum? Yani burada hakkında hüküm bulunan bir şer'i meselenin hükmünü aynı illete sahip olan başka birine uygulamaya kıyası temsili diyoruz. Şimdi burada bu izahtan sonra şunu söylemek gerekir. Normalde kıyası temsili zanni hüküm ifade eder. Fıkıhta da durum böyledir. Ama eğer kainattan müşahhas misaller getirirsen o zaman mantık kıyasından daha kesin ifade eder. Ben bir örnek vereyim. Anladın değil mi? Her sene kavak ağaçlarının birbirine hiç benzemeyen
milyarlarca yapraklarını neredeyse aynen dirilten Allah nasıl insanları kabrinden yeniden ihya edemez ki? Anladın değil mi? Şimdi veya bir insanı yoktan yaratan Allah nasıl çürümüş hücrelerini bir araya toplayamaz ki? Yani sen vukuattan misal veriyorsun. İllet benzerliği değil. Burayı anladınız değil mi? Bu kıyası temsili kesin hüküm ifade ediyor. Bediüzzaman bunu 32. sözde açıklıyor. Kıyası temsili böyle açıklayan bir de Gazali ile İbn-i Teymiye'yi gördüm. Yani buna dikkat edin. Yani vukuattan... Vukuat açık. Yani diyor ki bu evi bir adam yapmış. Yani yakini, bir yakini olmasının sebebi olmadı. Tabii yakini olmasının sebebi o. Yani adam bak şöyle güzel kardeşim. Dev bir nedir? Bina yapmış. 20 katlı. Bir katlı küçük bir binayı yapamaz denilebilir mi? Bak ona kıyaslıyorsun yani. Bunu yapan bunu yapar diyorsun. İşte kıyas temsili bu. Ve hakaiki hariciyedeki kanunları, kanun var. Nedir o kanun? Bir anda 400 bin çeşit orduyu ne yapıyor? Elbiseleri ayrı, gıdaları ayrı, Allah besliyor. Burayı anladınız mı? O. Şimdi bunları kıyas-ı temsili cihetiyle onları yapan Kur'an-ı Kerim'deki velillahil mesellu ala yani. Aynen o kıyas da bu. Ve deveran tarikiyle, deveran demek birbirine hani illet olma meselesi var ya okuduk. Ve vehmin tasarrufuyla, bir vehim de karışabilir buna, şairane olan maneviyat ve ahvalde yerleştirmektir. Yani hariçteki kanunları ya kıyas-ı temsili o kesin hüküm ifade eder. Veya deveran o olmayabilir kesin. Anladın değil mi? Ha, kesin hüküm ifade etmeyebilir o. Ama his, vehme dayananlar da kesin hüküm ifade etmeyebilir. Fakat böyle bir kelam sevki mümkündür. İşte bu ukde-i hayatiye. Demek ayna gibi hariçten inikas eden, dışarıdaki olaylardan aksediyor. Yani burayı anladınız değil mi? Yoktan var eden, hazır çürümüş kemiklerden var edemez mi? Hani üstad diyor ya, bir orduyu bir emriyle dağıtan, bir emriyle de toplayamaz mı? Misalleri var. Kıyas temsili dediği bu. Vakada hakikattaki misallerle hareket ediyorsun. Hani üstad diyor ya, bütün vukuat gelecekteki imkanatın en büyük bürhanıdır. O. İnkas eden hakikatin şualarını temessül eder. Güya kendi sanatı hayaliyesiyle ve nakşi kelamisiyle artık kelamını buna göre şey yapacak, nakşedecek. Bak şey nakşetmiş. Nedir o? O vehmiyle nakşetmiş. Baki. Diyor ki ey padişah. Yani neydi o çiçeğin ay adı? Ay çiçekleri diyor senin üzüntünden dolayı baş eğmişler. O vehmi bir şey. Bu aslı astarı yok. Ve tabiatı taklit ve muhakat eder. Onlara uyum sağlar. Evet, kelamda hakikat olmazsa da en akal. Bak tam hakikat olursa o kıyası temsili o. Ama en azından şebih ve nizamından, benzerliklerden o boynunu eğmiş, üzülenler de boynunu eğiyor ya. İstimdat etmek, oradan yardım almak ve onun danesi üzerinde sümbüllenmek gerektir. Burayı herhalde çok iyi anladınız değil mi? Fakat her danenin mahsus bir sümbülü vardır. Bir buğday bir ağaç kadar sümbüllenmez. Ona göre vereceksin kelamını. Felsefe-i beyan nazara alınmazsa, o beyan ilminde, burada beyandan kasıt sadece beyan ilmi değil. Yani açıklamayla alakalı felsefe, o da maani ve beyan ilmindeki kaideler. Belagat, hurafat gibi, uydurma şeyler gibi, hayal, gul gibi. Gul biliyorsunuz değil mi ne demek? Guleban. Ha o işte yani gul gibi. Bakalım ne diyor burada? Gula, insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet. Gul yabani yani, gul gibi. Sami'e, yani dinleyene hayretten başka bir fayda vermez. Eğer tam yani vakaya, hakiki olaylardan bir ibret almaz, benzerlik bulmazsa mana vermez yani. Kemal Sunal'ın teşbihleri gibi. Tamam.
diyor kapağı yuvarlandı, beni buldu. O dala geçiyor bazı atasözleriyle. Anladın? İşaret. Bakalım bu ne? Felsefe-i beyaniyeye müşabih. Bak bak bak. Tıpkı belaattaki meseleleri, manaları açıklamaya benzeyen nahvin dahi bir felsefesi vardır. Hakikaten öyle. Açıklıyor nahiv kitapları. O felsefe ise vaz'ın hikmetini beyan eder. Vaz ne demek arkadaşlar? Bir ilim. Yani ne demek ilim? Bir lafzın hangi manaya niçin konulduğunu beyan eden ilme vaz-ı ilmi diyor. Niçin konuldu? Tabii. Yani niye zamirler böyle konuldu? Niye şu kelime şu manaya alındı? Bütün bunları biliyorsun. Özetle bir gün mü iki gün mü okuduk, hatırlar mısınız? Yani vaz-ı ilmi var. Bizim şeyde de var. Bediüzzaman'ın ilmi şahsiyetin birinci cildinde de var vaz-ı ilmi. Lütfen merak edenler okusunlar. Yani vaz'ın hikmetini beyan eder. Kütüb-i Nahiv'de, nahiv kitaplarında meşhur olan münasebat-ı meşhure. Bak, münasebat. Mesela bir tane örnek vereyim. Yani fail müzekkerse fiilde müzekker gelir. Onda bile bir hikmet var yani. Ha, misal verecek zaten. Meşhure üzerine müessestir. Bunun üzerine kurulmuş. Mesela bir mamule iki amil dahil olmaz. Mamul dediği değil mi? Biliyorsun fail, mef'ul, hal, temyiz. Bir tane amili olur. İki amil gelmez. Ve hel lafzı fiili gördüğü gibi sabretmez. Hel etake. Hel'den sonra kesin fiil gelir. Eğer fiil yoksa takdiri olarak vardır. Bu da çok önemli. Visal ister. Fiile kavuşmak ister. Hem fail kuvvetlidir. Kadi olan zammeyi. Bak felsefe bu. Çok kuvvetli olan zammeyi kendine gasp eder. Fail daima mazmum olur. Mesela hariç ve kainatta cari olan kanunların birer aksi misalisidir. Anlaşıldı mı? Mesele budur yani. Kainat kitabında olanları ilimlerde de var yani. Tembih. Bu münasebat-ı nahviye ve sarfiye olan hikmeti vazı ise, yani ister nahiv ister sarfta, neden fail mazmum gelmiş? Neden işte şöyledir? Önce geliyor fail. Neden öne geliyor? Bilmem ne oluyor. Bütün bunlarda o kelimeleri vaz edenlerin, o kaideleri vaz edenlerin hikmeti ise felsefe-i beyan derecesinde olmazsa da pek büyük bir kıymeti vardır. Ez cümle bunlardan biri istikra ile sabit olan ulûm-u nakliyeyi. Biliyorsun nakli ilimler yani ne yapıyor? İstikra ile sabit. Değil mi? Cüz'ileri araştırarak ulûm-u akliyenin suretlerine çeviriyor. Yani ulûm-u akliye gibi kesin hale getiriyor. Biliyorsun istikra-i tam kesin ilim ifade eder. Evet. Evet. Geldik 8. meseleye. Bu da çok güzel. Meani beyaniyenin yani beyan manaları. Nedir o beyani manalar? Hakikat mı? Mecaz mı? Mecaz-ı mürsel mi? İstiare mi? Kinaye mi? Veyahut da hasr ifade eder mi? Etmez mi? Mani ilmindekiler, beyan ilmindekiler. Hepsi işin içine giriyor. Aşılaması, bir şeyler aşılıyor. Ve telkihi, aşılamak demek. Ve manaların becaiş ve inkılapları, dönüşümleri. Ne demek dönüşüm? Becaiş yer vermek biliyorsun birbirine. Mesela diyelim ki salat aslında dua manasına ama namaz manasına yer vermiş. Hani okuduk usulü fıkıhta. Evet. İstilah-ı şer'i var. İstilah-ı fer'i var. Şey, fer'i diyorum. Vaz'i. Hayır. Vaz'i var. İstilah-ı örfi var. Evet. Hep bunlar ayrı ayrı becaiş yapıyorlar. Kelimenin manayı hakikisi, hakiki manası ya garaz, ana maksat olur. Veyahut manayı muallakadan birisini teşerrüp, ortada asılı kalan manalardan birini içer. Hani o le'in messetüm ayetinde bütün kelimeler azlık manasını içmişti. Hatırladınız değil mi meseleyi? Ve içine cezbetmektir. Yani وَلَيْنْ مَسَّتْهُمْ değil mi? نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ. Bak, senin azap, ikap değil, azabından, dendan, hep bütün kelimeler azlık manasını içmişti. Zira içine girdiği vakit sahibül beyt olan hakikata, hakikat mana nedir? Mesela ev sahibi hangisidir? مَسَّتْهُمْ dokunmak. Ama azıcık dokunma. Bak orada içti. Ve esasa dönüyor. Ve asıl lafzın sahibi olan mana ise
bir sureti hayatiye dönüyor, ona medet veriyor. Canlanıyor yani. Ve müstetbaattan, müstetbaat ne demekti? Müsnet ve müsnedün ileyhin dışında gelen bütün eklere, cümle eklerine müstetbaat diyorduk. Yani halden, mef'ulden, temyizden, zarftan, car mecrurdan yardım alır. Bu sırdandır ki nitekim veleyin mesetüm çok güzel misaldir buna. Değil mi? Hepsinden aldı da min kelimesinden bile aldı. Öyle değil mi? Çünkü min hem beyan manasına hem de tebiiz manasına. Bu sırdandır ki kelime-i vahidenin, bir tek kelimenin mani müteaddidesi oluyor. Birden fazla manaları oluyor. Ve becaiş ve telkihat, birbirini aşılamalar, birbirinin yerine geçmeler bundan çıkar. Bu noktadan gaflet eden büyük bir belatı kaybeder. Aslan dediği zaman ya. Misal verecek şimdi. O kadar güzel misaller ki bu. İşaret. Bir şey merkep ve binilmişse ala lafzına. Allah Allah. Mesela hatemallahu ala kulubim. Kalplerinin üzerine. Mühür orada üzerlerine biniyor. Ala lafzına müstahak olduğu gibi zarf gibi içine aldığından fi lafzını ister. Değil mi? Tecri fil bahri gibi denizde yüzer. Hem de bir şey alet olduğundan ba lafzını ister. Sa'attu satha bis süllemi. Yani tavana merdivenle çıktım gibi. Değil mi? Bak. Ve mekan ve merkep olduğundan fi ve ala lafızları dahi ister. Tamam. Hem mekan hem de merkepse ikisi de mümkün. Hem de gaye olduğundan ila ve hatta lafızlarını ister. Çünkü bu iki lafız gaye ifade eder. İllet ve zarf olduğundan lam ve fi lafızları ister. Neden ikisini de zikrediyor? Biri birine yerine becaiş olabilir. Öyle değil mi? وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللّٰهِ Okuduk bunu. Burada güneş kendine tayin edilen bir yere doğru, bir yörüngeye doğru. Burada ila manası. Öyle değil mi? Ha, birinci derecede, mecaz manada. Ama hakiki manada fi مُسْتَقَرِّ اللّٰهِ Bak, ikisi de gibi. İşte sermeşk, örnek verdim diyor وَالشَّمْسُ'yu. Veya verdiğim misalleri. Sen de kıyas edebilirsen et. Nereden edelim senin gibi? Ey Bediüzzaman. Tembih, bu mütedahil manaların, iç içe olan manaların hangisi daha ziyade senin garazına, ana maksadına temas eder? Ve maksada sıla-i rahim vardır. Yani senin ana maksadına yakınlığı vardır. İleriye sür ve isaret ortaya çıkar. Bakileri ona teşhi edici yaptır. Esas ana maksat şey, diğerleri onu takip etsinler. Yoksa senin tarzı ifaden, haşmet ve zineti beyaniyeden çıplak olacaktır. Beyan ilmine ait süsten ve muhteşem olmaktan çıplak olacaktır. Cezakumullahu hayran kesira. Allemena ve allemena Allahu ilmen nafi'a. Yarın da iki tane okuruz. Maşallah yakında şeyi bitiriyoruz. Ha, bu güzel bir gelişme. Aslan be.